Eğitim Hanem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video serimizde ise Endüstri Sosyolojisi vize ünite sorularını çözeceğiz. Eğer siz de hazırsanız haydi hep birlikte başlayalım. Endüstri Sosyolojisi e, ünite sorularımız arkadaşlar bu videoda 30 soruluktan oluşmaktadır. E, zaten vize sorularının ünitelerinin üçüncü videosu olarak seriye devam ediyoruz. Şimdi hemen birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz Dilber Post Endüstriyel Toplumun ilk özelliğini malların üretiminden nereden yükseliş olarak belirtir? Cevabımız hizmetlere. 2 Aşağıdakilerden hangisi enformasyon teknolojilerinin getirdiği avantajlardan biri değildir. Cevabımız ekonomik faaliyetler merkezileşmiştir. Üçüncü soru. Üçüncü sektör ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir? Cevabımız gönüllü kuruluşlar. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon teknolojilerinin özelliklerinden biridir? Cevabımız Esnek üretim ve esnek çalışmayı kolaylaştırır. 5. soru. İlk post endüstriyel dönüşümü gerçekleştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Amerika. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi enformasyon teknolojilerin çalışma hayatındaki etkilerinden birini oluşturmaktadır? Cevabımız zaman ve mekan kavramını esnekleştirme yedinci soru aşağıdakilerden hangisi çalışan sınıfın partisi olan bilgi üreticilerine bir örnektir cevabımız bilim adamları 8. soru aşağıdakilerden hangisi bilgi işçilerinin özelliklerinden biridir cevabımız vasıflı ve uzmanlaşmışlardır dokuzuncu soru aşağıdakilerden hangisi post endüstriyel dönüşüm sürecinin sonuçlarından biridir. Cevabımız sendikaların altın çağı sona ermiştir. 10. soru aşağıdakilerden hangisi post endüstriyel dönüşüm sürecinde sendikaları tehdit eden sosyolojik faaliyetlerden biridir. Cevabımız bireyselliğin artışı. 11. soru toplumda yapılaşmış eşitsizliğin oluşturduğu hiyerarşik duruma ne ad verilir? Cevap, toplumsal tabakalaşma. 12. soru, toplumsal tabakalaşma sistemi içinde tabakalar arası birey ve grup hareketine ne denir? Cevap, sosyal hareketlilik. 13. soru, aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin köle oluşunu belirleyen kanallardan biri değildir? Bireysel tercih. 14. soru, apaterhid aşağıdakilerden hangisidir? Apar Heyit aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Güney Afrika'da uygulanmış olan ırk temelli ayrımcılık. 15. soru modern sınıf sistemleri ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap modern sınıf sistemlerinde sınıfsal konumlar doğuştan verilir. Doğuştan verilidir. 16. soru aşağıdakilerden hangisi toplumdaki eşitsizlikleri dezavantajlı konumlarda bulunanların doğalarına atıf yaparak açıklayan yaklaşımdır? Cevap naturalistik açıklamalar. Naturalistik açıklamalar arkadaşlar. 17. soru bütün insanlık tarihini farklı sınıfların birbirleriyle mücadeleleri şeklinde ele alan isim aşağıdakilerden hangisidir? Karl Marx, 18. soru. Max Weber'in sınıf kromi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Cevabımız tek başına iktisadi kaynaklar sınıf yapısını anlamak için yeterli değildir. Arkadaşlar tekrar cevabı okuyorum. Tek başına iktisadi kaynaklar sınıf yapısını anlamak için yeterli değildir. 19. soru aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası'nın gelirlerine göre ülke kategorilerinden biri değildir? Cevap çok düşük gelirli ülkeler. 20. soru Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizlikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye OECD ülkeleri OECD ülkeleri içinde gelir dağılımı eşitsizliğinin en az olduğu ilk 5 ülke içindedir. 21. soru: Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucusu olamaz? Cevap: çiftçiler. 22. soru: Aşağıdakilerden hangisi sendikaların amaçları arasında yer almaz? Cevabımız: işçileri işten atmak Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkileriniz aktörü değildir? Cevabımız Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan ve ilk sendika olarak kabul edilen örgüt hangisidir? Türk İş Örgütü. Arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu döneminde kuruluyor ve ilk sendika olarak kabul edilen örgüt oluyor. 25. soru arkadaşlar. Türkiye'de ilk sendikalar kanunu ne zaman kabul edilmiştir? 1960'ta ilk sendikalar kanunu arkadaşlar unutmayalım kabul edilmiştir. 26. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi en etkili sendikal mücadele aracıdır? Cevabımız genel grev. 27. soru en az iki tarafın karşılıklı olarak kendileri için elverişli şartları belirleme sürecidir ve taraflar menfaatleri maksimize etmeye çalışırlar. Tanımın karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımıza bakalım pazarlıktır. Pazarlık cevabını görünce en az iki tarafın karşılıklı olarak kendileri için elverişli şartlarını unutmuyoruz arkadaşlar. 28. soruya geçmiş olduk. İşçilerin, işverenlerin topluca kendi çıkarlarını koruma ve geliştirme sürecini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız toplu pazarlık. Grev ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? Cevabımız işçiler işi süresiz durdurabilir. İşçiler işi süresiz durdurabilir. 30. ve son sorumuz arkadaşlar. Endüstri ilişkileri sisteminin doğuşu genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, genel bir ta değerlendirmeye tabi tutulduğunda, 4 dönem altında incelenebilir. Peki, aşağıdakilerden hangisi bu dönemlerden biri değildir? Fragmatik dönem arkadaşlar. Endüstri ilişkilerinin sisteminin doğuşu ile genel değerlendirmeye tabi dönemlerden değildir. Evet arkadaşlar, ünite sorularımızın vize olan son videosunda burada soruların çözmüş olduk. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.